Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bu sağlıklı yaşam grubumuzun ödem çayını sizlerle paylaşmak istiyorum. Haftanın 3 günü detoks günü yapıyoruz ve bunların bu 3 gün boyunca detoks yemeği akşamları yiyoruz ve şöyle ödem çayı içiyoruz. Ben farklı olarak portakal koyacağım bu defa. Şöyle bir demet, hani büyük bir demet maydanozu saplarıyla birlikte güzelce yıkıyoruz. Ondan sonra bunu 4 litre suyla kaynatacağız. 3 gün boyunca içeceğimiz bir ödem çayı hazırlıyoruz. Şöyle elmamızı, limonumuzu güzelce dilimleyip iri iri kabuklarıyla birlikte sadece çekirdeklerini çıkaracağım. Tarçın, karanfil. Şöyle de bir buzluktan çıkmış zencefilim var benim. Bunu da şöyle güzelce içine atacağım. Daha çok ödem gitsin diye. Böyle diyet yaptığımız günlerde haftada 3 günü geçmemek şartıyla detoks dediğimiz olayı yapabiliriz. Vücudumuzdan ödem atmak için. Evet arkadaşlar, yıkadığım maydanozları şu şekilde 3-5 parçaya bölmüş oldum. Saplarıyla birlikte, yalnız sarısını koymayın. Toksin atalım derken vücudumuza toksin toplamayalım. Şöyle maydanozları atıyoruz. Hepsi zaten bir arada kaynayacak bunlar. Şöyle iki tane kabuk tarçınımız var. Keşke seylan tarçın olsaydı. Diğerlerini güzelce dilimlemem gerekiyor. Şu şekilde. Tekelle elbette yapamayacağım. Bunları güzelce ayıkladıktan sonra dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle dilimledim ben. Güzelce portakalları ince ince. Bir tane portakal koyuyorum. Adana biliyorsunuz, Turunçgil bölgesi. Evde boldu, C vitamini olsun. Hem de biraz tadı daha fazla güzelleşsin diye. Maydanoz çayı bazılarına ağır gelebiliyor. Şöyle limon dilimleri. Zencefilleri şu şekilde buzluktan çıkardım. Taze zencefil bol aldığımızda bu şekilde muhafaza edebiliriz. Daha uzun süre kalıyor. Şunları da şöyle güzel güzel bir dörde böleyim. Sorunundan dolayı şu şekilde. Bunu özellikle grup arkadaşları acele olarak istedikleri için bu tarifi çekiyorum. İmkanlar dahilinde ancak böyle oldu. Az sonra da lahana çorbamızı hazırlayacağım. Bu da bizim bu haftaki detoks yemeğimiz. Biz grupları evet yapıyoruz fakat evet ne diyordum? Fakat biz bu programların canlı yayınların kayıtlı kalmasını istiyoruz ki daha sonrasında bizimle yani aktif olarak gruplar devam edecek büyük bir ihtimalle ama devam etmese bile siz de tek başınıza bunları yapabilin diye. Özellikle bu tarifi arkadaşlarım istedi. Şöyle güzelce üzerine 3-4 litreye yakın suyumuzu ilave ediyoruz. 4 litre koyabilirsiniz rahatlıkla. Burada şu an 3 litre var. Karanfil ekleyebilirsiniz. Zencefil geçenkinde ben koymamıştım. Portakal koymamıştım. Yani ana maddeler maydanoz, limon ve elma. Bir de tarçın. Bunlar olsun. İnşallah zaten bu kış döneminde bağışıklığı da güçlendirecek bir şey bu. Ödem çayı olarak şifa niyetine inşallah için. Hatta biraz balla tatlandırıp da içebilirsiniz. Çocuklarınıza verebilirsiniz. Tabii çocuklara fazla vermeyin. Kaçırmayın dozunu. Evet, suyumuzu şöyle 4 litreye tamamladıktan sonra bunu normal ocağa koyacağız. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika daha kaynamaya devam edecek. Ondan sonra böyle yarım saat falan dinlendirdikten sonra içerisindeki malzemeleri alın. Özellikle limon ve portakal kabukları acır. O kabuklardaki toksinleri içine bırakmasın. Ondan sonra yarım saat sonra süzüp soğumaya bırakıyoruz. Yazın bunu buz gibi içebilirsiniz. Kışın sıcak sıcak içebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Biz 2 haftadır tüketiyoruz ve buzdolabına koyup muhafaza ediyoruz. Fakat oda sıcaklığında içmeyi tercih ediyorum ben. Veya dibine az bir şey sıcak su ekleyip bir ılıştırıyorum yani. Boğazlarımızı üşütmeyelim, aman dikkat edelim. Dışarıda muhafaza edersek, yani eviniz doğal gazlı falan değilse bizim gibi soğuk, soğuk bir yerde muhafaza edebilirsiniz belki ama Adana'da soğuk bile olsa illa bir yerden güneş vurur bir şey olur diye mutfakta biz buzdolabında muhafaza etmeyi tercih ettik. Evet arkadaşlar, çayım şöyle 15 dakikadır falan kaynıyor. Gördüğünüz gibi fokur fokur. Şimdi bunu güzelce kapatacağım. Ne kadar? İşte bir yarım saat falan durması lazım. Yarım saat, bir saat. Ama böyle saatlerce bekletmeyin.
Çünkü ne oluyor? Limonun kabuğunun acısı çıkar. Şu an bayağı bir buram buram maydanoz kokusu var. Zencefiller, elmalar. Elma yeşil elma olsa daha iyiydi. Bende kalmamış. Bu üçüncü haftamız olduğu için yeşil elma bitmiş evde. Şu tarçını gördüğünüz gibi. Karanfil atabilirdiniz. Onu da koymadım. Böyle gayet güzel. Bunu 3 gün boyunca düzenli olarak içiyorsunuz. Sabah başlıyorsunuz. Akşam yatana kadar. Günde 1-1,5 litre bunu içebilirsiniz. Tabii yanında su da içeceksiniz. Bol bol ödem atmanız için bol su tüketmeniz gerekiyor. En önemlisi bu. Bunu içip de su içmezseniz hiçbir faydası olmayacaktır size. Akşam yapıyorum. Böyle kapağını kapattım. Şöyle yatacağım hatta. Şu an gece yarısı yapıyorum. Tekrar sesle çeker miyim bilmiyorum ama belki resim falan almaya çalışırım. Süzülmüş halini. Normal. Bir saat sonra şöyle içinden şu kevgirle, süzekle bunların hepsini tek tek alıp süzdüre süzdüre sadece çayını bırakacağım. Tencerede çay iyice soğuduktan sonra da 1 litrelik cam şişelerim var benim. Onlara bölüp buzdolabında muhafaza edeceğim. Dediğim gibi üşütmenizi istemem. O yüzden direkt buzdolabından çıkarıp içmeyin. Oda sıcaklığına geldikten sonra tüketin. Bir de sıvı alım kuralları saatimiz var biliyorsunuz. Kahve yemeklerden önce yarım saat, bir saat içerisinde su tüketmemek gerekiyor. Bir de yemekten sonra ve yemek esnasında. Bu arada hiçbir sıvıyı tüketmediğimiz gibi bunu da tüketmeyeceğiz. Evet arkadaşlar, tek elle ancak böyle oluyor. Şöyle cezve koydum. Şu şekilde süzmesi daha pratik oluyor. Bunu size göstermek istedim. Her ihtimalle karşı bir de süze koyarsanız şişenizin dibine. Böyle içinde maydanoz parçalarıyla falan da içen var da biz pek sevmiyoruz. Evet, isterseniz böyle süzdükten sonra hepsini süzdükten sonra tabii ki içerisine bir yemek kaşığı kadar balla tatlandırabilirsiniz. Şöyle süzeğimi de alayım. Afiyet şifa olsun yapmak, denemek isteyenlere. Gerçekten güzel ödem atan bir içecek. Kilo için olmasa bile vücudunuzda ödem topladığınız zamanlarda yapmayı tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, tarifimiz burada bitti. Afiyet şifa olsun içen herkese. Tarifimi denerseniz çok sevinirim. Güzel bir içecek. Normal içecek olarak bile tüketebilirsiniz. Fazlasıyla ödem atacağınıza emin olabilirsiniz. Şifa olsun yapıp deneyenlere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eğer beğendiyseniz bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız, çevrenizde arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.